Hocam acil vaka. Ne olmuş anlatın. İnşaatın 3. katından düşmüş. Şansına düştüğü yer kum tepesiymiş. Betona düşse fenaydı. Kaburgalardan en az ikisi gitmiş. Karnı çok sert, iç kanama olabilir. Bilinci yerinde miydi? Hayır hocam, baygındı. Biz bir şey vermedik. Kafatasında çatlak olabilir. Ortopediyi ara. Uzman çağır, önce tomografiye, sonra ameliyata. Çabuk. Aydın hocam, kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Yaralı siz de mi? Sayılır sayılır. Yolda anonsu duyduk, geldik. Arkadaşlar şimdi karısını getiriyorlar. Durumu nasıl? Kurtulacak ama biraz acı çekecek. Karısına söyleyin, hallediyoruz. Bana müsaade. Tamam, tamam. Doktor gibi doktor be, helal olsun. Evet evet, becerikli birine benziyor. Aydın iyidir iyidir, sağlam doktordur. Hallederiz diyorsa halleder. Mevlüt'üm, Mevlüt'üm, kocam nerede? Tamam, tamam, sakin olun. Kocanız iyi, şimdi ameliyata aldılar. Ölmedi değil mi? Doğru söylüyorlar bana. Doğru. Kocanız emin ellerde, merak etmeyin, tamam mı? Bir sürü doktor, hemşire şu an onun için çalışıyor. Sapa sağlam getirecekler. Biz de biraz sabredeceğiz, tamam mı? Tatlı çocuğumuz yeni doğdu. Ne yaparız biz? Tamam, tamam kardeşim, geçecek, korkma. Kavuşacaksınız, tamam mı? Gel biraz oturalım şurada, gel. Gel bir soluklan. Gel bakalım. Gel şöyle geç. Bir de su bulalım sana bir yerden. Mevlüt ameliyata aldık. Geçirdiği kaza ağır bir kaza. Ama şansı varmış. İç organlarında zarar yok. Kaburgasında kırıklar var. Kafatasında da çatlak var. Bir de ayağında kırık var. Platin takılacak. Platin bu ara bulunmuyor. Ama ben bir medikalci arkadaşla konuştum. Ayarladı sağ olsun. Yani merak etme. Eskisi gibi teslim edeceğiz kocanı. Tamam? Allah sizden razı olsun hocam. Ne muradınız varsa Allah versin. Çok sağ olun hocam. Estağfurullah. Siz de sağ olun. Hemşireleri tembihledim. Uyanınca seni yanına götürecekler. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Siz nasılsınız komiserim? Çay getirsin mi arkadaşlar? Gerek yok hocam, sağ olasın. Çıkacağız şimdi zaten. Yalnız bravo, kadıncağız perişan haldeydi. Biz bir saat susturamadık. Senin iki lafınla hemen sakinleşti. İşimiz bu komiserim. Çok naziksiniz, sağ olun. Benim başka bir hastaya bakmam lazım. Görüşmek üzere. Eyvallah, sağ olasın. Allah korusun tabii de, başımıza bir şey gelirse bu Aydın Bey'e gelelim, o baksın. Tabanca gibi çocuk değil mi? Yani hakikaten öyle. Hadi. Gidelim bir şeyler yiyelim. Burada işimiz kalmadı. Sen mi ısmarlıyorsun? Aa, ayıp etti ya. Ne istiyorsun? Balık ekmek. Tamam. Canım çekiyordu ne zamandır. Şöyle soğanlı soğanlı. Hadi bakalım. Nefise! Nefise! Nasıl yaktın lan beni sen? Nefise! Bak, kimse koruyamadı seni. Eve kadar geldim. Nefise, aç şu kapıyı. Nefise, aç lan kapıyı. Kime diyorum Nefise? Nefise! Bak, gördün mü nasıl girdim ama eve? Neredesin kız? Hayırdır? Yolunu mu kaybettin? Alo Ezgi. Başıma bir şey gelecek, korkuyorum. Beni bırakmayın burada tek başıma. Başka laflar ediyorlar. Siz tanımıyorsunuz Kadir'in sülalesini. Her şey beklenir bunlardan. Allah, kalamam burada Ezgi. Ne olur, ne olur gel bir şeyler yap. Bırakın lan beni. Dur lan dur, zehir gibi içmişsin zaten. Rahat dur. Burası benim evim kardeşim. Gidin evimden. Lan o Nefise'yi bir bulayım var ya. Bak neler yapıyorum ona. Hiçbir şey yapamazsın. Yürü lan. Alo, Ezgi. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Geldi mi? Geldi Ayya Şerif. Aldık şimdi götürüyoruz.
Siz neredesiniz? Nefise'nin rahmetli dayısının evine geldik. Onun yanındayım. Tamam canım. Dikkat edin. Gelmiş değil mi? Ben size dedim. Manyak bu, yasak mı dinler? Geldi, yakalandı işte. Burayı da bilmediğini söyledin. Yok, bilmez. Kimseye söylemedim zaten. İnşallah bu sefer serbest bırakmazlar. İnşallah. Sen burada tek kalabilir misin? İstersen sabaha kadar durabilirim. Kalırım ya, hiç düşünme. Önce Allah'a, sonra size emanet artık. Tamam canım. Telefonun başucunda olsun. Allah'ım, Allah'ım, sen mecbur bırakma ya Rabbim. Aslanım benim. Baba oğul geziyoruz bak. Ne güzel değil mi? Beğendin mi oyuncağını? Oh, bir tanem, bir tanem. Koçum. Yıkışıklılık böyle. Amma büyümüş ha. Tam toprak kafa olmuş. Sorma ya. Dün baba oğul günü yaptık. Bir sürü fotoğraf çektim. Bak bak, şuna bak. Ay, yanaklara bak ya. Of, çok tatlı bir şey. Bir gün de merkeze getirin müdürüm. Oynayalım şunla. Ya şu virüs işleri falan bitsin istiyorum aslında ben de. Tabii. Ya ne kadar çabuk büyümüş müdürüm, ya. Müdürüm, bir maruzatım var. Anlat Sinemciğim. Az önce adliyeden haber geldi. Kadir serbest bırakılmış. Ne? Yok artık ya. Nasıl serbest ya? Sinem, emin miyiz ya? O herif kadının canına kastetti. Eminiz komiserim. Salmışlar adamı. Ya bu nasıl iş, ben anlamıyorum ya. Kadın ölecekti neredeyse. Adam potansiyel kadın katili ve serbest kalıyor. Bu nasıl oluyor? Biz bu işe el koyalım. Sinem, şu mağdur kadının adresini çıkar. Bir de Kadir'i nasıl buluruz onu araştır bize. Tamam, baş üstüne müdürüm. Biz ne yapabiliriz? Nefise kısmen de olsa güvenli bir yerde. Ama herif deli. Kadını orada bile bulabilir. Doğru söylüyor. Başımıza çok geldi. Kadının kaldığı evin yakınında hangi karakol varsa arayın. Göz kulak olsunlar. Devriye ekipleri de gözünü dört açsın. Biz de arada ziyaret edelim kadını. Elimizi çekmeyelim üstünden. Yani biz korumazsak kim koruyacak? Ne hale geldik ya? Zavallı kadınları delirmiş kocalarından kaçırmaya çalışıyoruz. Her gün aynı hikaye. Ne yapalım? Bu zamanda en zor iş kadın olmak. Emoğlu, bak bir daha düşün. Bu sefer kesin içeri girersin. Er lan şu silahı. Abi biraz sakin ol, öfkeyle düşünüyorsun. İşin sonunda katil olacaksın. Şimdiye kadar dövdük, laftan anlamadı. Vurmak lazımmış demek ki. Vallahi Kadir abi, ne yapsan haklısın. Bana bile laf söyletmedi ya. Bir güvendiği olmasa nasıl cesaret etsin sana karşı gelmeye? O güvendiği polisleri de yakacağım. Artık o polis mi, o doktor mu bilemiyorum yani. Sen gene benden duymuş olma. Sırayla. Arda arda göndereceğim onları. Öbür tarafta kavuşurlar artık. Vay be, 10 sene mi oldu burada? Öyle bir şey herhalde. Biliyorum, benden güzel bir konuşma bekliyorsunuz. Ama çok beceremiyorum o işleri, değil mi Mahmut? O ne demek hocam? Gayet iyi beceriyorsunuz. Oğlum, gider ayak bırak şu yalakalığı. Gidiyorum, gidiyorum. İş kitlemeyeceğim sana. Hocam, alemsiniz ya. Arkadaşlar, çoğunuzu yıllardır tanıyorum zaten. Birlikte burada güzel işler yaptık. İnsanlara yardım ettik. Üzüldük, eğlendik. Hele o yoğun pandemi dönemindeki emeklerinizi hiç unutmayacağım. Hepinizle gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ağlamak yok Aysel Hemşire. Sakın. Hocam, tutamadım kendimi. Ne yapayım? Bu da benden. Bu da benden hocam. Mahmut, ne hediyesi oğlum bu?
Hocam bizim hanım ördü. Kanada soğuk olur. Sizin oğlan için ördü. Eyvallah be Mahmut. Yengeye selamlar. Bu da benden hocam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Buyurun hocam. Hayırlı olsun. Eyvallah hocam. Hatırladın mı beni? Kimsiniz? Doğru, beni tanımazsın. Ama Nefise'yi bilirsin. Hatırladım da, bir sorun mu var? İyi mi eşiniz? Sana sormak lazım. Sen daha iyi bilirsin. Sakin, sakin. Karımı benden aldıysan öleceksin doktor. Çabuk, 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 çabuk. Doktor haber verdi, içeriden geldi. Kadıköy civarı tüm birimlerin dikkatine. Hastane otoparkında silahlı saldırı. Doktor Aydın Öztürk ağır yaralı. Şüpheli şahıs kaçtı. Müsait birimlerin olay yerine intikal etti. Ne yapalım abi? Gidelim kardeşim. Aydın Öztürk. Bu doktor tanıdık değil mi ya? Tanıdık tanıdık evet. Aydın Hoca. Evet ben de hatırladım. Ağır yaralı mı dediler? Maalesef. Namussuzlar lan. Pırlanta gibi adamdı. Ne istediniz be? Aydın Öztürk mi dedi? Ben de öyle duydum. Allah kahretsin ya. Bu bildiğimiz Aydın hocam. Ta kendisi. Tanıdığım en iyi hekimlerden biri ya. Kim vurmuş belli mi peki? Anonsu da söylemedi bir şey. Gidelim Mesut hadi. Hadi 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 hadi. Ben de gidiyorum ben de. Hadi gel o zaman. Vurdun mu abi harbiden? Soru mu lan şimdi bu? Hadi uzayalım buradan. Nefise'nin yerini buldun mu? Buldum. Dayısının evinde kalıyormuş. Çabuk beni oraya götürürsün.